Pythagoras Go kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Heyecanlıyım ben de. Bayağıdır oynamıyordum. Clash of Clans'a girdik. Benim hesabım vardı zaten 130 leveldi. Bayağıdır da oynamıyordum. Şimdi bu köye tekrar yeniden giriş yaptım. Böyle Clash of Clans videoları da atmaya karar verdim. Köyümüz güzel. Cehennem kulemiz 3 level. İkisi de. Havanlarımız 7 level vesaire, büyücü kulemiz 7. Daha tabii ki gelişeceğiz. Çok ben de geri kalmışım. Oyuna hasretim açıkçası. Özlemişim de. Sevdiğim bir oyun. Klanımız da çok güzel. Arkadaşlarımdan, eski arkadaşlarımdan oluşuyor. Tekrar eski klanıma girdim. Bunlarla da klan savaşlarında, onlar aktif zaten savaş yapıyorlar. Hatta şu anda bakayım ne durumdalar. Buradan tek yıldız almışlar. Kötü yapmışlar. 7 savaş yapmışlar ama daha. Bizimkiler ne durumda? Tek yıldız vermiş bizim Enes. Üçlenmiş, üçlenmiş, üçlenmiş. Biz alırız bu savaş. Şeye baksanıza. Buradan bir yıldız alırlar. Buradan da yıldız alırlar. Buradan da alırlar. Zaten bunu bizim Enes yapmamış. Bu savaşta yenerler arkadaşlar. Neyse, çok uzatmak istemiyorum. Köyümüz kısaca bu şekilde. Okçum 25 level. Kraliçem. Barbarımız da 25 level. Barbarlara çok önem vermiştim, hero'lara. Şimdi video iki kısımdan oluşacak. Bir köy tanıtım, kısa bir tanıtım. Köyümüz 10 level. Belediye binamız. Ayrıyeten güncelleme geliyor arkadaşlar. Güncellemeyi de sizlere göstermek istiyorum. Böyle bir hızlı bir Clash of Clans serüvenine atılmış olacağız bu şekilde. Şimdi Golemlerde bir düzenleme olacak asker bölümünde. 38 canı varmış seviye 1'de. Bunu 35'e düşüyor arkadaşlar. Seviye 2'de 42'den 40'a düşüyor. Seviye 3'te 46'dan 45'e düşüyor. 4'te ise değişiklik yokmuş. Canı 50 kalacakmış. Hiç oynama yapmamışlar. 5. levelde ise 54'ten 55'e yükselmiş. 6'da 58'den 60'a. Böyle bir yükselenler olmuş. Tek tek söylemek istemiyorum. Bunun da amacı yüksek seviye köylerde fazla golem kullanılmaması. Zaten burada da yazıyor. Bu denge değişikliklerinin amacı daha az kullanılan birlik kombinasyonlarının uygulanabilirliğini arttırırken mevcut metaların kullanımını sürdürmeye yardımcı olmaktır. Dediğim gibi yani kullanımları arttırmak hedefleniyor. Golemite, yani golemler öldüğü zaman da çıkan küçük golemler. Seviye 1'de 900 golemin canı 1020'ye artıyor. Bunlarda bir arttırma olmuş. 1000'den 1080'e, 1100'den 1140'a çıkıyor. Üçüncü levelde. Seviye 8 ve 9'da da golem sayısını 2'den 3'e çıkartmışlar. 2 tane çıkıyordu ya. Şimdi 3 tane çıkıyor. Ejderhada da yine bir HP artışı var. 5. seviyede 3000'den 3100'e çıkıyor. 6. seviyede 3300'den 3400'e çıkıyor. 100 can artmış. 7. level'da da 3600'den 3900'e. Evet, burada güzel bir artış olmuş. 300 can, güzel bir can olmuş. Diğer 1, 2, 3, 4. seviyede de bir oynama yapılmamış. Şimdi Valkür sadece 7. seviyede bir oynama yapılmış. 1300'den canı 1400'e çıkartılmış. Yani geliştirme yapılmış. Güzel bir artış olmuş. Valkür severim ben. Domuz birincisi ise arkadaşlar 9. seviyeye kadar bir oynama olunmamış. 9. seviyede ise 920'den canı 890'a düşmüş. Burada bir düşüş yapmışlar. Nedenini bilmiyorum. Domuz planörler. Bunlar en son seviye arkadaşlar. 18. Bunu ben de görmedim açıkçası. Daha bununla oynamadım. Bunda da bir düşüş yaşanmış. 2336'dan 2124'e düşürmüşler canını 18 seviyede. Askerler bu şekildeydi. Şimdi geldik binaya. İnferno Kulesi, yani Cehennem Kulesi dediğimiz kule. Seviye 2 ve 3'te oynama yapılmış. Sanırım bu hasar artışı mı, düşüşü mü? Evet, hasar düşüşü olmuş. 1250'den 1150'ye kadar düşmüş. 38'den 36'ya, 1250'den 1150'ye düşmüş. 3. seviyede ise 46'dan 42'ye arası, 1400'den de 1300'e düşmüş. Burada bir düşüş yaşamışlar ama Inferno, Cehennem Kulesi her türlü vurduğu zaman öpüyor zaten. Sizler de biliyorsunuzdur. Testalarda da 10. seviyede 950'den 980'e çıkartmışlar HP'sini, pardon.
hasarını zannettim. HBC'ymiş. Canını arttırmışlar. Harç da 18, 12. seviyede. HBC 950'den 980'e çıkmış. Güncelleme, Eylül güncellemesi, dengeleme güncellemesi bu şekildeymiş arkadaşlar. Bizim kanalımız normalde Knight Online kanalıydı ama artık düzenli bir şekilde Clash of Clans videoları da gelecek. Gerek klan savaşları gerek ganimet avcısı olarak güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Abone olursanız Clash of Clans'tan da geldiğinizi belirtmek için yorumlarda belirtseniz beni çok mutlu edersiniz. Yan köyümü de göstermek istiyorum. Burası da en son benim köyüm en üst seviyeydi. Belediye binası sondu tabi. Yeni güncellemeler geldiğinde değişmiştir şu anda geri kalmıştır ama en son sondu bıraktığımda. Kupam 4000 küsürdü. Bir savaş yaptım, kaybettim. Şimdi bir savaş daha yapacağım. Sizlere göstermek için. Burada da bayağıdır savaş yapmıyorum. Hem biz de şöyle bir antrenman yapmış oluruz. Nereden saldırılır? Güzel, fırını tamirde, hatta balonu da tamirde. Bunu yeneriz diye düşünüyorum. Şöyle balonları gönderelim. Balonlardan sonra hızlı bir şekilde sineklerimizi atalım. Şuradan da barbarımızı gönderelim. Sonra da izleyelim. Fırın olmadığı için ben kazanacağımızı düşünüyorum. Şanslıyız böyle bir rakip geldiği için. En azından %70-80 alırız diye düşünüyorum. Üçleyemesek de. Bu arada barbarımızı bastık. Ölecekti yoksa. 41, %50-55 olur mu? Hadi ya, ne yüz alırsak kardır. En azından bir 2 yıldız. Tamam, 2 yıldız aldık abi. %52-54. 54. 56. Aynen, 56'da kaldı. Rakibe bakalım şimdi. Rakibe bakalım. Rakip ne yapmış? Kazanmışız. Bunu sonra diyelim. Rakip %66 almış ama biz 2 yıldız aldığımız için biz kazandık savaşı. Güzel, galibiyet aldık. Kupamız tekrar 4000 oldu. Son olarak diğer köyümüze geldik. Arkadaşlar, videoyu sonlandırmadan önce de güzel bir savaş yapmak istedim. Güzel bir ganimet kasalım. Böyle düşünün, ben de alışmış olurum. Çünkü gerçekten çok geri kaldım. Birazcık elim alışması gerekiyor. Fena değil burası ama daha da fazla bir yer bulabiliriz. Arkadaşlar, burası tam istediğim gibi bir yer. Tam antrenmanlık bir yer. Şöyle şuradan okçumu göndereceğim. Okçumun arkasına da bastım perilerini, şifacıları. Bunlar burada takılacaktır. Aynen, havanı da yok etti. Çok güzel. Devleri de buradan göndermek istiyorum. Devlerin arkasına da şu barbarı gönderdim. Ondan sonra buraya da bir Pekka atalım arkadaşlar. Pekka da buradan yarsın. Ve bir üzerimizi de yayalım oraya bir. Sonra hemen devlerimize bir derken okçumuz gidiyordu. Okçumuzu kurtardık. Şuraya bir öfke bastım. Buraya da bir öfke bastım arkadaşlar. Ve kalan büyücülerimizi de şuradan şöyle attık. Şurayı da bir azaltalım. Tamamdır. Şu an güzel gidiyoruz. Şuraya da bir cam bastık. Barbarımızı kontrol ediyoruz. Barbarımızı da bastık arkadaşlar. Şimdi okçularımız kaldı. Okçuları da şöyle arkadan verebilirim. Şurada bir cam daha bastım arkadaşlar. Köye bence güzel girdik. Uzun zamandır girmeme rağmen fena olmadığımı düşünüyorum. Heyecanlandım da birden, bayağı da oynamayınca neyin nereden yapacağımı şaşırdım. Tamam, bu köyü artık üçleriz diye düşünüyorum. Çünkü okçumuz var, arkasında şifacıları var. Buradan büyücülerimiz geliyor, Pekka'mız geliyor. Tamam, çok rahat bir 3 yıldız aldık. Güzel ganimet. Çok da güzel değil ganimet ama bizim için, okçuları da basayım. Bizim için arkadaşlar, başlangıç için güzel olarak adlandırıyorum ben.
Evet, güzel bir 3 yıldız aldık arkadaşlar. Keyfim yerine geldi gerçekten. Okçumuz, kraliçemiz artık, onun adı kraliçe. 3000 iksir aldık. Bonusumuz da var. Bence fena bir savaş olmadı. Bunu sonra diyelim. Klan kale bonusu da aldık. Mükemmel oldu. İnşaatçılarımız şu anda çalışıyor. Çalışmasaydı duvar geliştirirdim birazcık. Böyle bir savaş oldu arkadaşlar. Eğer bana tavsiyeniz varsa daha iyi olmam için bana tavsiyede bulunabilirsiniz. Ben şu anda en iyisiyim demiyorum ama adım adım en iyisi olmaya gidiyoruz arkadaşlar. Clash of Clans oyununda bana destek olursanız da çok sevinirim. Yorumlarda Clash of Clans için geldik ya da Clash of Clans için abone olduk gibi tarzından bana belirtirseniz hem Knight kitlesiyle hem de Clash of Clans kitlesi karışmamış olur ve ben de bilmiş olurum ne kadar talep olduğunu. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.